Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS 2020 öğrencilerinden Başak. Size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle çalışma stilinize gerçekten çok dikkat etmelisiniz. Yani görsel hafızanız mı daha iyi, yazarak mı daha iyi anlıyorsunuz yoksa dinleyerek mi daha iyi anlıyorsunuz? Bence bu sayede bir ayda anladığınız konuyu bir haftada anlayabilirsiniz. En azından kendim için geçen sene ben böyle yapmıştım. Bir başka konu ise kaç saat çalışmalısınız? Bence bu tamamen size kalmış. Yani verim almanıza bağlı. Bir gün 5 saat çalışırsınız. Hiçbir şey anlamazsınız. Ama bir gün 2 saat çalışırsınız ve tam anlamıyla çalışmış olursunuz. Ayrıca bir başka konu ise sınav heyecanı. Sınav heyecanına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım çok başarılı olursunuz. Herkese merhaba, ben Muhammed Can. Bilinen ismimi Mr. Meca. Ben de geçen sene LGS sınavına girdim ve 446 puanla bir fen lisesine yerleştim. Ve size hemen kısa bir şekilde nasıl fen lisesini kazandığımı, nasıl 446 puan aldığımı anlatmak isterim. Öncelikle eğer geçmiş ayağda çalışmadıysanız, geçmiş ayağda dersleriniz biraz boş geçtiyse, onun için üzülmeyin. Önünüzde daha kocaman bir 3 ay var. Geçen sene benim de önceki aylarım boş geçmişti. Neredeyse hiç çalışmamıştım. Ama sonraki 3 ayda çok verimli bir şekilde bol bol test çözerek, deneme çözerek başarıya ulaştım. Öncelikle hiçbir konu eksiğinizi kalmaması lazım arkadaşlar. Bütün konu eksiklerinizi halletmeniz lazım. Tonguç Akademi'den özellikle Tonguç Akademi'den izleyip bütün konu eksikliklerinizi halledebilirsiniz. Konuları pekiştirdikten sonra direkt yeni nesil sorular çözün arkadaşlar. Yeni nesil soruları hemen arkasından çözerseniz biraz potansiyel sahibi olacaksınız. Öncelikle biraz yanlışın çıkabilir yeni nesil soruları çözerken ama hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. O yanlışların hepsini video çözümle ya da öğrencilerinize çözerek hepsini anlatın, hepsini anlayın ve konuyu İyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Konuyu da öğrenirseniz artık yeni nesil soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Ve sonra son bir ay kala her gün bir tane deneme çözün arkadaşlar. Her gün deneme çözün, bol bol deneme çözün. Hem deneme çözüp LGS'yi prove etmiş olursunuz hem de yanlışlarınızı rahat bir şekilde öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Umarım LGS'yi güzel bir puanla alt edersiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Herkese merhaba, ben Nevaderen Toprak. 2020 LGS sınavında %0,5'lik dilime girerek fen lisesini kazandım. Bu videoda ise sizlere birazcık tavsiyeler vereceğim ve bu tavsiyeler sizi bir adım öne götürecek tavsiyeler olacak. Birinci tavsiyem turlama tekniği. Turlama tekniği önce kolay, sonra orta, sonra zor şeklinde soruları çözdüğünüz bir tekniktir. Deneme sınavında zorlandığınız soruları boş bırakıp sonra geri dönebildiğiniz bir tekniktir. Size kazandırdığı avantaj ise şu: zor sorulara vakit harcamak yerine diğer soruları yaptığınız zaman size bu teknik net kazandırır ve sizi başkalarının önüne geçirir. Bir diğer taktiğim ise deneme sınavında sayısalda fenden başlamak. Biliyorum herkesin deneme sınavı çözme sırası farklı olabilir. Ama eğer matematikte zorlanıyorsanız fen dersinden başlayabilirsiniz. Böylece matematik netlerinizden daha çok fen netleriniz de öne çıkabilirsiniz. Bol bol deneme ve soru çözmeyi lütfen ihmal etmeyin. İnşallah LGS sınavında iyi bir şekilde hazırlananlar karşılığını en iyi şekilde alırlar. Merhaba, ben Berru. Geçen sene LGS sınavına girmiş biri olarak size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Bunlardan birincisi, eğer kitap okuma alışkanlığınız yoksa paragraf çözmeniz. Mesela 50 sayfa kitap okuyacağınıza bunu 20-30 soru paragrafla telafi edebilirsiniz. Ve bu Türkçe'de çok işinize yarayacak. Denemelerinizi sabah çözmeye dikkat edin. Çünkü LGS sabah olacak ve sabah test çözmeye çok alışkın olmanız lazım. Sözel sayısal arasında sözelle ilgili konuşmayın. Sözeldeki herhangi bir soru hakkında konuşmayın. Çünkü sayısaldan aklınız hep o soruda olacak ve sayısala odaklanamayacaksınız. MEB'in yayınladığı örnek sorular var. Onlara mutlaka bakın. Çünkü gayet güzel sorular yayınlıyorlar ve genelde LGS'ye benzer sorular oluyor bunlar. Onları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bu 3 ara ders var. İngilizce Dinleyin Club. Burada genelde cevaplar sorunun içinde gizli oluyor. Bunları okuyarak yapabileceğiniz sorular ve İngilizce'de görsel sorular sormaya başladılar artık. Bu yüzden görsel sorularda daha iyi olmanız gerekiyor. Mantık sorularında daha iyi olmanız gerekiyor. Kelime bilmek kadar önemli İngilizce'de. Bir de benim bir defterim vardı. Çok zorlandığım soruları oraya yazıyordum veya çok hoşuma giden soruları oraya yazıyordum ve sürekli onları tekrarlıyordum. Bunun da bana çok faydası oldu. Ben bu taktiklerle %5'lik dilime girdim. Umarım siz daha iyi sonuçlar yaparsınız. Şimdiden hepinize başarılar. Arkadaşlar, ben Abdullah. LGS'de 435 puan alarak elimdeki en yukarılardan birine yerleştim. Bunu son 2-3 ay kala başardım yani. Tonguç'un yardımıyla yaptım bunu. Temelim zayıftı. Hani bilmiyordum, basit sorular bile çözemiyordum. Özellikle matematikte, sözelde, imla kurallarında, noktalamada yani bu tür bilgileri bilmiyordum. Sizlere tavsiyem, stres yapmayın.
Öncelikle temel sorular çözün, basit soruları çözün. Daha sonra benim yaptığım gibi daha zor sorulara geçin. Bunun için Tonguç'u tavsiye ederim. Çünkü çözümlü sorular anlamadığınızı öğrenerek bilginize bilgi katabilirsiniz. Zor soruları da çözerseniz zaten bu iş tamamdır. Sabah erken kalkıp uygun bir vakitte, size en uygun vakitte uyumalısınız. Ve günde en az 15 paragraf sorusu. Ben böyle yaparak istediğim liseyi kazandım. Ve 2-3 ay içerisinde siz de kazanabilirsiniz. Bol şans arkadaşlar. İyi günler. Herkese merhaba. Ben Galiba Eridiyomaz. Giresun Fen Lisesi 1. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar ben de sizler gibi geçen sene LGS öğrencisiydim. Ve emin olun yaşadığınız stresi çok iyi anlıyorum. Bu yol gerçekten çok yorucu ve uzun bir yol. Ama kesinlikle bu yoldan başarıyla ayrılmak imkansız değil. Arkadaşlar ilk olarak kendime güvendim. Sizin de bu yolda ilk olarak kendinize kesinlikle güvenmeniz gerekiyor. İkinci olarak ise bir tane çalışma programı hazırlamanız gerekiyor. Hemen elinize bir tane kağıt alın. İşte doğrusal denklemlerde benim eksiğim var deyin. Oraya doğrusal denklemleri yazın. Ondan sonra öz ısı da eksiğim var. Onu da yazın. Sonra deyin ki ben pazartesi günü öz ısı konusunu halledeceğim. Öz ısıyı hallet, yanında da 100 tane soru çözeceğim de. Ve böylelikle hem konuyu pekiştirmiş olacaksın hem de soru çözmüş olacaksın. Böylelikle konuların tamamlanmış olacak. Böyle böyle planlı çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben size inanıyorum, eğer ki çalışırsanız emeğinizin karşılığını kesinlikle alacaksınız. Herkese merhaba. Ben geçen yıl LGS'ye giren ve şimdi 9. sınıf öğrencilerinden Sudenur Akgül. Öncelikle ben daha yeni 8. sınıf olduğumda LGS'ye pek bir önem gösteremedim. Çünkü dönümde daha fazla zaman olduğunu düşünerek rahatlığa kapıldım. Sadece ben o zamanlar öğretmenin verdiği ödevleri yapıp konu anlatımı yapıyordum. Bunun haricinde ek bir şey yapmıyordum. Ama baktım ki deneme netlerim kötü geliyor. Ben de artık çalışmalarımı sıkılaştırmam gerektiğine inandım. Çalışmalarımı sıkılaştırınca baktım deneme netlerim iyi geliyor. Kendimi motive ettim. Yapabilirsin, başarabilirsin diyerek. Test çözerken ben basitten karmaşığa doğru gidiyordum. Basit soruları yapınca karmaşıklara isteğim geliyordu ve daha iyi oluyordu bu benim yeni nesil tarzı alışmam açısından. Bunun haricinde LGS sürecinde yeme içme ve beslenme alışkanlıkları çok önemli. Uyku alışkanlığı da çok önemli. Çünkü eğer mesela uyumasan o gün dinç olmuyorsun ve hiç soru çözesin gelmiyor. Yani ben de öyle oluyordu. Bütün LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerine başarılar diliyorum. İnşallah iyi net yaparsınız. Hepinize merhaba LGS 2021 sayfa. Ben Eda Onur, Kayseri Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle hiçbir şey sizden ve sağlığınızdan önemli değil. Evet, LGS sizin eğitim hayatınızı etkileyecek ama unutmayın ki bu sizin için sadece bir başlangıç ve bir basamak. Sizi anlıyorum, çok gerginsiniz, çok zor şartlar altında sınava hazırlanıyorsunuz. Ama başarıya mutlaka ulaşacaksınız. Hayallerinizin ve hedeflerinizin asla bir sınırı olmasın. Her zaman en iyisini isteyin. Ben inanıyorum ki siz bu hayallerinizin ve hedeflerinizin hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan çok çalışmak değil, hedefe odaklı ve istikrarlı çalışmaktır. Asla pes etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar. Merhaba, ben Salih Taha Acar, 9. sınıfım. Geçen sene LGS'ye girdim. Öncelikle dünya genelinde büyük bir salgın sebebiyle olağan dışı bir zamandan geçiyoruz. Ve bu tabii ki LGS'ye girecek öğrencilerin motivasyonunda bir düşüş olmasını sağlıyor. Sebep oluyor daha doğrusu. Ama şunu bilmemiz lazım. Size klasik, tipik şeyleri söylemeyeceğim. Çünkü ben de öğrenciyim. Ben de sizin geçtiğiniz yoldan geçtim. Az çok duydum tabii sizin de bu sene duyduğunuz şeyleri. Öncelikle hayat böyledir. Çünkü her zaman önünüze engeller çıkar. Her zaman önünüze bariyerler konur. Ama önemli olan sizin onun yanına yaklaşıp onu yenebileceğinize, onu geçebileceğinize inanmanız lazımdır. İnanmazsanız yapamazsınız çünkü. İstediğiniz kadar çalışın, inanmanız lazım yapabileceğinize. Sınav anında kendiniz bir heyecana kapıldığınızda motivasyonunuz sizi kendine getirebilir. Benim tavsiyem sorularla alakalı olacak. Çok fazla soru çözmek sınavda çok şey size kazandırmaz. 600-700 soru çözdüğünüzü düşünün günde. Sınava gittiğinizde böyle demeyeceksiniz yani. Ben 600 tane 700 tane günde soru çözüyorum. O zaman seni direkt Galatasaray'a alalım demeyecekler. Önemli olan sizin çok fazla soru çözmeniz değil. Soru tarzlarında, farklı soru köklerinde. Yani bir konudan neler, hangi tarzda sorular çıkabileceğine çalışmanız lazım. O konuda kendinizi geliştirmeniz lazım. Hem zaman hem de net kazanırsınız böylece. Benim tavsiyelerim böyle.
Saldır 2021 tayfa.